Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Stüdyo Londra'dan herkese tekrar merhaba. Ben Özlem Karakollukçu. Efendim bugün de yine her çarşamba olduğu gibi Muhammed Demir bizlerle olacak ve hem Avrupa hem de genel küresel gelişmeleri Türkiye'ye yansımalarını değerlendireceğiz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed, hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Hemen şöyle İngiltere ile başlıyoruz. Çünkü enflasyon verileri önemli, yakın takip mercek altında olan veriler içine girdi. İngiltere'de de bu verinin bir tanesini karşıladık. Şimdi yıllık TÜFE beklentilerinin aslında beklentileri aştığını, %4.2 seviyesine geldiğini gördük. Neler söylemek lazım bu rakamlar için? Bunlar hani bir geçici kalıcı savaşı verirken bir tarafta, bu veriler de öyle küçümsenecek bir noktada değil aslında. Tabii ki küçümsenecek noktada değil. Zaten burada bizim şaşırdığımız neden enflasyonla ilgili beklentiler bu kadar düşük noktada kaldı. Onu merak ediyoruz açıkçası. İngiltere'de yaşayanlar zaten biliyorlar. Fiyatlar geçtiğimiz dönemlerde çok çok daha fazla arttı, özellikle pandemi süresince. Ve biz bunun gerçek hayatta yansımalarını birebir görüyoruz. Diğer taraftan küresel bir enflasyon tehdidi söz konusu. Bu sadece İngiltere'de değil, diğer bütün büyük ekonomilerde böyle hep beklenenlerin üzerinde geliyor ve bazı regülatörler, bazı merkez bankaları bunun tehdidin ciddiyetinin farkındayken, bununla ilgili buna paralel açıklamalar yaparken, diğer taraftan baktığınızda diğerleri hiç sanki bu bir sıkıntı değilmiş gibi düşünüyor. Tekrar biraz baştan alayım da, enflasyon küresel olarak çok ciddi bir sıkıntı biliyorsunuz ve gümbür gümbür geliyor. Bir şekilde uyarıları çok önceden yapılmaya başlanmıştı ve önümüzdeki dönemde, yani şu an konuştuğumuz en büyük meselelerden biri olurken, önümüzdeki dönemde de en büyük sıkıntılardan biri olmaya devam edecek gibi duruyor. Burada merkez bankalarının nasıl adım atacakları çok önemli önümüzdeki dönemde. Eğer gerçekten bunun önünü almak istiyorlarsa bir an önce varlık alım programlarını sona erdirip faizleri hızlı bir şekilde artırmaları gerekecek. Eğer bunu yapmazlarsa hakikaten öne alınması çok zor bir problem olarak karşımızda durmaya devam edecek. Bu %4'leri mumla arayacağız. %5, 6, 7, 8 yukarıya doğru gideceğiz gibi duruyor. Yani aslında şöyle beklentiler biraz daha yukarı doğru trendi, yani bu rakamların aslında en tepe noktalar değil, biraz daha yukarı doğru trendini devam ettirerek kalıcılığını göstereceğini düşünüyorsun, öyle mi ben? Evet, yani şimdi diyelim ki bir sıkıntı var. Hı-hı. Bu sıkıntıya yönelik herhangi bir tedbir alıyorsanız tamam, önünü almaya başlıyorsunuzdur. Yavaş yavaş, değil mi? İlk önce yavaşlar, enflasyonun artması yavaşlar. Ondan sonra stabilize edersiniz, aşağıya getirirsiniz. Ama bunun araçları, yani çok basit, ekonomi 101 dedikleri, hani ekonomiye giriş olarak öğrendiğimiz şeyler, faiz yükselince enflasyon aşağıya gelir. Ne zaman ki fonlama düşük olur, fonlama maliyeti düşük olur, o zaman enflasyon yüksek olur. Ne zaman ki piyasada gereğinden fazla bir likidite olur, o zaman enflasyon oranı yüksek olur. Şimdi iki ucu var bunun, dikkat edersen Özlem. Bir tanesi fonlama maliyetinin çok düşük olması, diğeri de tedarik zincirinde çok ciddi sıkıntı olması. Şimdi tedarik zincirinde sıkıntı olunca, yani bizim talebimizden daha az bir arz gerçekleşince, biz gidip daha yüksek fiyatlar vermeye razı oluyoruz istediğimiz servisleri alabilmek için. Bunun içinde arabası var, bilgisayarı var, diğer hani günlük satın aldığımız servisler ve ürünler var. Bunlar fiyatı yukarıya getiriyor. İkincisi, her ne kadar alt tabakaya yayılmamış olsa da çok ciddi bir piyasada likidite birikimi var, değil mi?
özellikle bankalarda, büyük kurumlarda ve baktığımda işte yüksek gelir grubunda, hani high net worth dediğimiz bizim İngilizce'de, milyon dolar ve üzeri geliri olan, varlığı olan insanların varlıklarında çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Şimdi enflasyon kalemlerinde baktığınızda çok günlük kalemleri dikkate alıyoruz. Ne bileyim işte bir domates ne oldu, patates ne oldu diye bakıyoruz ama bunun haricinde diğer asıl lüks kategorilere baksanız enflasyon %4-5 değil %50'lerde neredeyse. Lüks ürünlerden bahsediyorum özellikle. Dolayısıyla aslında bizim bu rakamlara yansımamış ayrı kategoriler de var. Çok ciddi fiyat artışı yaşayan ürün grupları da var. Onun için bir an önce faizin artırılması lazım, piyasadaki likitlerin çekilmesi lazım. Buradaki en büyük kaygı ise menkul kıymetler piyasalarını olumsuz etkiler mi diye bir kaygı söz konusu merkez bankaları tarafından. Yani biz gidip de bunu açıklasak ne olacak? Acaba hisse senetleri hızlı bir şekilde düşecek mi? Acaba işte piyasalar bundan olumsuz etkilenecek mi diye. Ama yine o tarafa da baktığımızda zaten çok ciddi bir fiyat artışı söz konusu. Zaten orada da neredeyse balon diye tabir edebileceğimiz noktalara gelmemiz söz konusu. Dolayısıyla belki de biraz normale döneceğiz aslında. Ama orada yine bir çekimser davranıyor merkez bankaları baktığında. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Sayın Bailey de böyle bir aslında enflasyona herhalde net yorumları yapan nadir başkanlardan bir tanesi. Yani bu enflasyon beni ciddi anlamda rahatsız ediyor getirdi. Bu şimdi biraz beklentileri de aslında faiz kararına çevirdi. Faiz ve enstrümanlarına çevirdi Merkez Bankası'nın. Sen hamle bekliyor musun? Beklediğin hamle özellikle hangi noktada derinleşecektir? Merkez Bankası'nın yaklaşımına bakarsak, İngiltere Merkez Bankası'nın, dediğin gibi diğer merkez bankaları arasında sadece bu enflasyon riskini doğru düzgün ciddiye alan İngiltere olarak karşımıza çıkıyor. Ama yine son faiz artırımı kararında biz biraz daha faiz artırımına yönelik olumlu bir karar bekliyorduk. Ama maalesef o yönde bir karar çıkmadı biliyorsun. Hani orada da beklentiler biraz karşılıksız kaldı diyelim. En azından farkında olmaları piyasaya verdiği mesaj açısından çok önemli. Yani biz bunun farkındayız, gerekli adımları atacağız noktasında bir mesaj vermiş oldu. Ama bunun tam tersini Avrupa ve Amerika Merkez Bankası'na baktığında bu tarz mesajları görmüyoruz mesela. Dolayısıyla asıl kaygı Avrupa ve Amerika tarafında bizce. Çünkü İngiltere tarafında iyi kötü. Bu kabul edilmiş durum. Kabul edilmesi Merkez Bankası tarafından böyle açıklamalar yapılması önümüzdeki dönemde faiz artışına yönelik beklentileri daha da artırıyor. Piyasa biraz daha en azından sakin kalabilir bu noktada. Ama diğerlerinde aynı şeyi gözlemlemiyoruz. FED geçici olacak diyor. Arkadaşlar kafanıza takmayın diyor. Keza ECB, Avrupa Merkez Bankası da bu geçici olacak merak etmeyin. Belli bir yere kadar yükselecek ama ondan sonra biz dizginleyeceğiz diyor da. Yani enflasyon çok kolay dizginlenebilir bir kavram değil. Yani içinde yaşayanlar bizim ülkemizde de uzun süreler mücadele ettiğimiz bir kavram biliyorsun. Hatta bundan 20-25 sene öncesinde %60'lar, %65'ler ya da hani gecelik oranlar çok ciddi arttığı zamanlar oldu. Ve bunun önünü almak kolay değil. Bir şekilde eğer kontrolden çıkarsa kartopu etkisiyle bazı Afrika, bazı Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi hiç müdahale edilemez noktaya bile gelebiliyor. Evet, şimdi dilersen biraz da Euro tarafını, yani Euro bölgesine enflasyon beklentilerine paralel olarak bir veri var. Avrupa Merkez Bankası'na dair faiz artırım beklentileri istersen 2025 yılı olarak belirtilmişti. Burada yıl ve vade faiz oranı, burada nasıl bir sence bir değişim döngü içine girecek? Valla 2025 yılı çok hayal gibi duruyor. Eğer 2025'te artıracaklarsa faizi, piyasanın beklentisi de oysa çok çok geç bir faiz artırımı olur. Bizim aslında piyasa oyuncuları olarak kendimize ayarlamamız gereken nokta bu faiz artırımlarının açıklaması.
Aslında bu faiz artırımına karşı biz bildiğiniz gibi piyasada çok geç bir beklenti var. 2025 vesaire gibi. Ama bunların hepsi beklenenden çok çok daha önce olacak ya da olması gerekecek. Yoksa enflasyon tarafında çok rahat dizginleyemeyiz. Bizim beklentimiz Avrupa tarafında en geç 2023'ün sonuna doğru bir faiz artırımı olacağı şeklinde. Daha önce olmazsa, daha erken olmazsa eğer. Çünkü bu rakamlar çok hedeflerle, istenilen seviyelerle uyuşmuyor. Yani rakamları üst üste koyduğumuzda tabii ki yani merkez bankaları çok panik havası oluşturmak istemiyorlar ama rakamların kendileri zaten panik havası oluşturmaya yetecek kadar hızlı bir şekilde arttı. Ve artış sürecine de baktığınızda geçtiğimiz 6 aylık bir süreçte hızlı bir şekilde arttı. Tabii bunda Çin'in de etkisi var. Dediğim gibi tedarik zincirinin de etkisi var. Ama bütün hani bu muhteşem fırtına derler ya, muhteşem fırtınayı oluşturabilecek bütün etmenler üst üste geliyor. Para bolluğu, ucuz fonlama ve arz tarafındaki sıkıntı. Bunun önüne almazsak bir şekilde bu iki haneleri de görebilir önümüzdeki yıllarda. Yine bir ECB üyesi Sayın Schnabel enflasyona dair yavaşlamanın hızı ve boyutu konusunda aslında belirsizliğin arttığı ifadelerini kullandı bugün. Avrupa enflasyona dair beklentiler nedir? Peki biraz da Avrupa boyutunda değerlendirelim şu enflasyon beklentilerini. Şimdi zaten yani açıklamalara baktığımda aslında açıklamalar kendisi getiriyor o yorumların ne kadar güvenilir ya da tutarlı olduğunu. Şimdi üst üste koyalım geçtiğimiz 6 aydan bu yana gelen açıklamaları. İşte enflasyonda sıkıntımız yok. Hala %2'yi hedefliyoruz noktasından başladık. Sonra enflasyon geldi %2'lere ama merak etmeyin geri dönecek gibi açıklamalar oldu. %3'lere çıktığında merak etmeyin geçici olacak açıklamaları yapıldı. Hatta enflasyonun çok daha artacağını, bu seviyelerden daha yukarıya gideceğini bekleyenler yanılıyorlar. Piyasa bunu yanlış fiyatlıyor diye açıklamalar yaptılar Lagarde mesela. Yani biz farkındayız. Enflasyonun yukarı gitmesi bekleniyor piyasada. Ama öyle bir şey olmayacak dedim. Şimdi yine enflasyon geldi. Yukarı yönlü gelmeye başladı. Yavaş yavaş artık biz bunun tam nereye gideceğini bilmiyoruz, tam söyleyemiyoruz noktasına geldiler. Şimdi en son yapılan açıklama daha gerçekçi bir açıklama. Çünkü siz bunun etmenlerini araştırdığınızda neticede burada kimse hani falcılık yapmıyor. Dediğim gibi bu sebep sonuç ilişkilerini bir araya koyduğunuzda bu gelen enflasyon seviyesi, yüksek bir enflasyon seviyesi dedim. Yani %4 dediğiniz piyasadaki fiyat artışlarına baktığınızda neredeyse hiçbir şey. Kaldı ki ekonomi zaten canlanmaya başladı. Zaten talep artmaya başladı. Doğru düzgün giden ekonominin toparlandığı, talebin toparlandığı bir ekonomide siz neredeyse hiç fonlama bedeli ödemeksizin gidip de rahatlıkla borç alabiliyorsanız değil mi? Şimdi Avrupa tarafında mortgage'lara baktığınızda faizler çok düşük. Banka kredilerine baktığınızda faizler çok düşük. O kadar düşük seviyelerde ki kurumlar o kadar fazla para yaptılar ki bu işlerden. Bir noktada artık şirketler çok ciddi nakit birikimine gitti. Çok ciddi nakit birikimi olduğu için artık biz kendi hisselerimizi geri alalım noktalarına geldi. Yani çok yüksek seviyelerde olmasına ama şirket hisse senetleri, bankacılık olsun, diğer sektörler olsun. Bu şirketler diyorlar ki bizde çok para var. Hemen bir an önce hisse senetlerimizi geri toparlayalım. Hissedarlarımıza belli bir değer katalım. Bunu nasıl geri alacaksınız? Yani bunun bu kadar hani ucuza borçlanıyorsunuz, bu kadar bol para varsa, insanlar nereye yatıracağını şaşırmışsa, yani altını çiziyorum bakın. Yatırımcılar şu an parayı nereye yatıracağını şaşırmış durumda. Gidecek bir şey alacak, emtia alacak çok yüksek. Gidecek hisse senedi alacak çok yüksek. Gidecek bir bono alacak, sabit getirip ürün alacak. Getirisi çok düşük. Bu noktada her şeyin fiyatı doğal olarak artacak. Sizin üzerine değer biçebildiğiniz ya da biçemediğiniz her şeye karşı ciddi bir şey var. Talep artışı. Ya baktığınızda bugün bir sürü alternatif coin dedikleri kripto piyasada bile yani insanlar ne olduğunu bilmedikleri şeylere bile gidip gelirlerinin birçok kısmını yatırabiliyorlar. Demek ki bu bugüne kadar görmediğimiz bir şey. Yani tarihte bugüne kadar yaşanmamış bir şekilde ciddi bir likidite bolluğu var. Ciddi bir fonlama ucuzluğu var. Ciddi bir de arz sıkıntısı var. Bunlar %4-5 hani enflasyon olarak çok ciddi rakamlar değil ben bunların hepsini üst üste koyduğumda.
hatırlarsın bundan 5-6 ay önce konuştuğumuzda hiç bunların esamesi okunmuyordu. Biz diyorduk ki bakın önümüzdeki en büyük sıkıntı batı ekonomileri için, gelişmiş ülkelerin ekonomileri için enflasyon olacak. Buna nasıl baş edecekler? Ama o zamanlar hiç enflasyon gelmeyecek bile diyorlardı. Hatta biz şaşırıyorduk. Yani biz bunun piyasada yansımalarını görürken nasıl enflasyon rakamları böyle yansımıyor? Yani bunlar bence iyi günlerimiz. Eğer ciddi tedbir alınmazsa enflasyon konusunda iyi günlerimiz. Bu Avrupa'da da özellikle Amerika'da da çok daha kötü taraflara gider. En azından İngiltere tarafında bunun ciddi bir sıkıntı oluşturduğu ve çözülmesi gereken bir şey olduğunu kabullenmiş durumdalar. Ama diğer tarafta böyle bir durum söz konusu değil. O zaman biraz da Amerika tarafında bu işte seçilecek başkanı, Fed başkanı değerlendirelim. 4 gün içinde aslında belli olacak. Adaylarsa bir tarafta Powell, bir taraftaysa Brainard var. Ama piyasalar sanki Powell'ın devam etmesini istiyor. Çünkü bugüne kadar mesajlar, yönetim kendi içimizde de yani yurt içinde değerlendirildiğinde analistler işte uzmanlar tarafında Powell'ın güzel bu süreci yönettiğine dair de piyasa ne istiyor ve senin özellikle beklentin kimden yana? Biraz da aslında Brainard'ı da dinlemek istiyorum. Yani Powell'la ortak özellikleri ve ayrışan noktaları neler olur? Yani neticede hani FED'de kimin başa geldiğinin çok bir ehemmiyeti yok. Biliyorsunuz. Evet. Oturmuş bir kurum. Kendi aralarında belli oylamayla ilerliyorlar. FED Başkanı dediğimiz açıklamaları yapan, sözcülük yapan arkadaş. Şimdi FED'de kim başa gelirse gelsin, bu biraz önce konuştuğumuz şeylerle nasıl mücadele edecek ona bakacağız. Değil mi? Yani çünkü şey noktasına geldik. 2000'den önce biliyorsun çok ciddi bir piyasada böyle şey vardı, hype vardı. Herkes çok memnundu. Aman işte yeni teknolojiler geliyor, yeni bir döneme giriyoruz, şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye ciddi yatırımlar yapıyordu. Ve bunun önü alınmadığı için 2000 krizini yaşadık. 2008 krizini yaşadık ondan sonra. Bu mortgage piyasalarındaki hani kontrolsüz büyümenin, yükselmenin, ilerlemenin ya da onun üzerine ürün yazılmasının üzerine. Şimdi yeni gelecek Fed Başkanı Powell olmazsa biraz daha olumlu olur gibi geliyor baktığınızda. Bir kere piyasanın, tabii biz piyasa olarak Powell'ı bekliyoruz. Yani biz çok muhafazakarız bir noktada. Hani çok oynaklık olsun istemiyoruz piyasada, çok değişiklik olsun istemiyoruz. Biraz daha stability olsun istiyoruz. Bu dönemde hani Powell mı kalsa iyi olur, gitse mi iyi olur diye sorduğunuzda bizim beklentimiz, temennimiz Powell'ın kalması olur. Ama Powell'da da şöyle bir sıkıntımız var. Powell hani geçtiğimiz dönemde bu bizim yaşadığımız sıkıntılara çok ciddi bir çözüm üretebilecek. Bunun çok iyi mesajını karşı tarafa iletecek bir şey izlemedi. Hani bakın arkadaşlar sıkıntımız budur, derdimiz budur. Biraz önce konuştuğumuz şeyler yine. Yani buna şöyle tedbirleri almamız lazım diye çok açık olmadı açıkçası. Çok gereğinden fazla geleneksel bir şekilde gidip hani beylik laflar, merak etmeyin her şey yolunda olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye. Biraz daha marjinal bir söylem aslında hani kişisel olarak düşüneceğim. Piyasa için daha iyi olur. Ama piyasanın beklentisi neticede Powell'ın geleceği yönünde, devam edeceği yönünde geleceği derken. Ama bakacağız, göreceğiz ama çok ciddi bir değişiklik olmasa, hangisi gelirse gelsin piyasalar için çok ciddi bir değişiklik olacak bir olay olarak görmüyoruz. Neticede hani başkanı değişiyor, işte sözcüsü değişiyor. Önemli olan FED'de oy hakkı olan başkanların ne düşündüğü, ne gibi açıklamalar yaptı önümüzdeki dönem. Kesinlikle öyle. Dilersen yine Amerika'dan çıkmayalım. Bugün de Sayın Yellen'ın açıklamaları vardı hazine tarafında. Borç tavan limitine ilişkin temerrütten bahsetti. 15 Aralık'ı işaret etti. Şimdi bu işi neler beklemek lazım yani süreci dair? Gerçekten temerrüt deyince Amerika tarafında bir acaba dedirtiyor ama 15 Aralık'ta yakın tarih. Sence hızlı bir adım gelir mi burada? Yani bu maalesef Özlem temcit pilavı gibi önümüze gidiyor. Tamamlı. Yani şimdi piyasada çok borç var. Şimdi piyasada çok para var. Devlet harcıyor işte. Trilyon trilyon paketler geçiyor. Ve bir şekilde borç alması lazım. Bu dünyanın rezerv para birimi. Dünyanın bir noktadan baktığında en güçlü ülkesi. Dünyanın işte en güvenilir yatırım aracı. Hani hazine bon olur diye baktığınızda. Hani bu risksiz oran nedir diye baktığımızda bizim piyasalarda Amerikan hazine bonolarının getirisine bakıyoruz. Burada gidip de Amerika temerrüde düşerse ne olur? Yani bir 15 gün düşer, 30 gün düşer. Yani neticede Amerika'nın kendi para birimi olmayan bir yerde bir borcu yok ki. Yani istediği zaman para basar, istediği gibi değil mi? Onu öder.
gidip de bir euro cinsinden borçlanması olsaydı Amerika'nın, derdik ki aman Allah'ım, şimdi Amerika temerrüde düşerse ne olacak? Doların hali ne olacak? Amerika'nın hali ne olacak derdik. Bu hep devamlı piyasalarda bizim konuştuğumuz, işte temerrüde düşerse şöyle olacak, temerrüde düşerse böyle olacak dediğimiz ama hiç de bir şey olmayan, biraz abesle hani gündemi işgal ettiğimiz bir nokta. Ve günün sonunda bunlar anlaşacak. Bunların kendi aralarında bazı al günüm ver günümleri olacak. İşte demokratlar var, cumhuriyetçiler var, anlaşacaklar, anlaşamayacaklar. Biri diyecek ki şunlarla birlikte bu paketi de sokalım bunun içine, onunla birlikte geçirelim. Hani 3-4 şeyi birden geçirelim. Öbürü diyecek ki hayır onlar olmaz, bununla geçirelim. E bir şekilde geçirecekler. Şimdi ayın 15 dediğimizde bir ay vakit var. Bunun üzerine bir sürü haber dinleyeceğiz şimdi. İşte bu bununla anlaştı, şöyle olmadı, bu kadar oy kaldı, bu kadar kalmadı diye. Ama günün sonunda temerrüde düşmesinin ne gibi bir etkisi olur? Şimdi Amerika'nın kredi default swap dediğim CDS'leri var biliyorsun. Eğer Amerika temerrüde düşerse ne olur? Onlar tetiklenmiş olur. Orada bazı ödemeler olmuş olur. Eğer gidip de bir hedge fonunun ya da bir yatırımcının Amerika üzerine CDS'i yoksa, etkilenecek olan tek şey bu arada hakikaten, orada bazı ödemeler gerçekleşecek teknik olarak temerrüde düştüğü için. Ama ülke pratik olarak temerrüde düşecek mi? Yani bu çözülemeyecek bir sorun mu? Hayır, bu sadece işte birkaç yüz insanın bir araya gelip evet okeyledik demesiyle çok rahat halledilecek bir mesele. Çünkü kendilerince hani kendi içinde bir tavan belirlemişler. Kendi içinde bu tavanı artırıp azaltmaya karar verecekler. Başka bir ülkenin, başka bir grubun, başka bir ekibin vereceği bir karar değil. Yani kendi aralarında çalıp oynayacaklar biraz. Yani bir çok ciddi bir piyasa etkisi olacağını zannetmiyorum. Peki son şöyle 1-2 dakikamız da kaldı ama Goldman Sachs'ın değerlendirmelerini de istersen buradan geçelim. Hatırlayacaksın, yurt içinde de özellikle BBVA garanti hisselerinde bir geri alım duyurusu vardı. Goldman Sachs'a göre ise Amerika tarafında da bu geri alımlar 2022 itibariyle başlayacak. Bunun piyasalara doğrudan etkisinin nasıl olmasını beklemek lazım? Ya bunun piyasalara teknik bir etkisi var. Yani biraz önce bahsettik. Kurumlarda o kadar ciddi nakit birikimi söz konusu ki, ya biz bu nakitle ne yapsak diyor. Hani hep bahsettiğimiz, ya bu enflasyon nereden geliyor, bu kadar para nereye gidiyor dediğimiz, bu kurumlara gidiyor günün sonunda. Bankalara gidiyor, büyük şirketlere gidiyor. Bir şekilde nakli biriktirdiler. Nakli biriktirdiniz, gidip hisse senedinizi almaya başlayacaksınız yüksek seviyeden. Ne yapacak? Bu piyasadaki likiditeleri azaltacak. Piyasadaki likiditesi azalınca herhangi bir ürün ne olur? Fiyatlar yukarıya gitmeye başlar. Çok ciddi bir satış gelmezse. Yani fiyat hareketleri biraz daha volatil olmaya başlar ama ilk önce fiyatları destekleyecek nitelikte olacaktır. Şimdi biz gelmişiz işte 4700 seviyelerinde değil mi? Rekor seviyelerdeyiz S&P'de. Herkes zaten şu an bir kaygılı, acaba ne olacak? Doğru fiyatları mı yansıtıyor yoksa ciddi bir satış mı yiyeceğiz diye? Çok ciddi bir satış mı gelecek diye? Siz giderseniz bunun üzerine piyasadan hisse senetlerini toplamaya başlarsınız elinizdeki nakitle. Arz talep direkt fiyatlar yukarıya gidecek. Yani bir şeyi satın almanız onun fiyatının yukarı gitmesi için yeterli. Ha, bu fiyatlar yukarıya gidince gerçeği mi yansıtacak? Hayır, gerçeği yansıtmayacak. Şirketin gerçek değerini ya da gerçek fiyatlamasını yansıtmayacak. Ondan sonra azalan o likitte de daha incelen derinlikte, alım satım derinliğinde ise senedi sayısı azaldığı için bu sefer satışlar da çok daha sert olacak. Yukarı yönlü hareketler de çok daha sert olacak. Evet, evet. Aslında burada asıl çözülmesi gereken, her şeyin başında bakın, ucuz fonlama ve fazla likitte. Bu ikisi olduğu sürece biz piyasada aşırı hareketleri görmeye devam edeceğiz maalesef. Muhammed Demir, önümüzdeki haftada bolca konuşacağımız konu başlıkları bunlar olacak. O da belli ki değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Stüdyo Londra'da böylece sonuna geldik. Ağzına sağlık tekrar. Evet efendim, Sirius Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile birlikte Stüdyo Londra'ları burada noktalıyoruz. Yarın saatler 16.30'u gösterdiğinde gün sonunda tekrar sizlerle olacağım. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu.